Yani şöyle, bu bir orman yangını olarak başladı bu yangın. Orman yangınını biliyorsunuz, Orman Bölge Müdürlüğü ya da Orman Genel Müdürlüğü ekipleri söndürüyor. Bizler de itfaiyelerimizle destek oluyoruz buna. Böyle başladı bu süreç. Fakat daha sonra yerleşim yerlerine doğru hızlı bir gelişme olunca biraz daha çok biz devreye girdik, girmek istedik. Ama o arada işte bir orman yangını mı, yerleşim birimi yangını mı diye açıkçası tam koordine olamayan, daha doğrusu aklında oryantasyonu sağlayamayan birileri diyeyim, muhtemelen şey yaptı, yani bir dağınıklık yaşadı. Yani biz açıkçası iyi niyetle pek çok noktada yangına nasıl müdahale edilmesiyle ilgili görüşlerimizi iletmeye çalıştık orman bölge müdürlüğüne. Ancak yani açıkçası bize çok hani şey yapmayın, özellikle hava operasyonlarını biz kendimiz yönetiyoruz şeklinde bir cevap verildi. Ama gözlemlerimiz havadan söndürmenin yeterli olmadığı yönündeydi. Dün itibariyle bunu ben söyledim. Şundan dolayı da bunu söylemek durumunda kaldım. Akşam saatinde bir mahallemizi ciddi bir tehdit yaşadık ve bu tehdide neden olan yangın aslında gündüz küçük bir alanda devam eden yangındı ve havadan söndürülmesi gerekiyordu. Buna müdahale istemiştik, ancak istediğimiz müdahale yapılmadı. Ben bunu eleştirdim. Bakan Bey'i arama ile ilgili konu şu: Sayın Genel Başkanımızla konuştuk, yani o beni aradı ve durum hakkında bilgi aldı. Orman Bakanı'nı arayıp aramadığımı söyledi. Ben de valilik üzerinden bu iletişimi kurduğumuzu söylemiştim kendisine. Onun üzerine Genel Başkanımız Orman Bakanı'yla görüşmemi de önerdi. Sonra ben aradım Bakan Bey'i. Aradığımda bir süre ulaşamadım telefonuna. Daha sonra ulaştım ve gece yarısı konuştuk kendisiyle. Ve orada, yani kendisi de açıkçası bana bu konular teknik konular, biz gerekeni yapıyoruz, hani sizin çok müdahalenize gerek yok gibi bir şey söyledi yani. Öyle mi? Yok mu müdahalenize Evet. gerek? Siz müdahalenize Yani şimdi gerek yok bakın, mu? zaten bizim bu işte yüzleşmemiz gereken şöyle bir durum var. Yani yerel yönetimlerin bu afetler konusundaki kapasitesini azaltan bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız bir süredir. Bu genel bir eleştiri. Hani bu Her olay vesilesiyle konuda ben bunu yerel dile getiriyorum ama. yönetimlerle merkezi yönetim arasındaki yaşanan sıkıntı yangında da yaşanıyor yani. Yani afetlerde yerel yönetimler daha etkili, daha güçlü pozisyonda olabilirler ki bence olması gereken bu. Ama bunun yerine mesela AFAD diye bir kurum kuruldu ve ona daha çok yetki verildi. Yani kurumlar arasında koordinasyon problemleri oluyor ister istemez. Ancak şu bir gerçek, hani İzmir'i en fazla İzmir'in belediyeleri tanır. Dolayısıyla aslında en fazla sorumluluk bence onlara verilmelidir. Tabii bu sorumlulukla beraber belediyelere kaynak da sağlanmalıdır. Daha fazla araç, gereç, personel vesaire olabilmesi için. Ama bir personel alımında bile bakanlıktan onay istiyoruz. Bakanlık onay vermezse alamıyoruz. Yani bu itfaiye erleri için de geçerli. Bunları konuşmamız lazım. Şu anda devam eden bir yangın olduğu için hani bunları konuşmak çok istemiyorum. Çünkü sahada çalışan herkesi çok takdir ediyoruz. Çok onun şeyine ihtiyacımız var, çalışmasına, ve günlerdir çok yoruldu herkes. Yani o yangını söndürmek için çalışan insanlar gerçekten çok zorlu şartlarda kendilerini tüketircesine yapıyorlar bu çalışmayı. Böyle bir ortamda bunları konuşmak istemiyorum ama siz sordunuz diye biraz bunları dile getirmek istedim. Peki.